Nasıl yapılar, hoş geldiniz. Bu bölümde bir Android telefonunda uygulama başlatıcısının nasıl değiştirileceğini anlatıyoruz. Çoğu akıllı telefonda özelleştirilmiş kullanıcı arayüzleri bulunur. Bu kullanıcı arayüzleri sayesinde markalar özelleştirilmiş uygulamalarını veya bileşenlerini kullanıcıların çok daha fazla dikkatini çekecek şekilde sunma fırsatını elde eder. Samsung, HTC, Sony, LG gibi birçok üreticinin sunmuş olduğu çeşitli Android uygulamaları mevcut. Bunlar Google'un sunmuş olduğu genellikle Nexus telefonlarına gelen uygulama başlatısının, ana ekran başlatısının farklılaştırılmış versiyonları oluyor. Eğer bundan sıkıldıysanız, farklı bir şeyler denemek istiyorsanız Google Play Store'da çeşitli uygulama başlatıcıları mevcut. Bunlardan bir tanesi de Google'ın kendi ürünü olan Google Asistan başlatıcı. Google Asistan Launcher adıyla Google Play Store'da bulunan bu uygulamayı ücretsiz olarak Android cihazınıza indirebilirsiniz. Google Asistan Launcher uygulaması indirilip kurulduktan sonra uygulamayı açın ve karşınıza gördüğünüz gibi bir uyarı çıkacak. Eğer Google arama uygulamasını güncellemediyseniz öncelikle bunu güncellemeniz gerekiyor. Bu güncelleme de Google Play Store'da bulunuyor. Google arama uygulamasında da gerekli olan güncellemeyi yaptık ve artık Google Asistan Launcher uygulamasını açabiliriz. Google Asistan Launcher uygulamasını açtığımızda karşımıza gördüğünüz gibi bir ekran çıkacak ve buradan bize ana ekran uygulamasını seçmemiz istenecek. Ve buradan da Google Asistan Launcher'ı seçiyoruz. Eğer her zaman Google Asistan Launcher'ı kullanmak istiyorsanız her zamanı seçin. Yalnızca bir defa kullanmak istiyorsanız bu ana ekran uygulamasını yalnızca bir defa seçebilirsiniz. Biz her zamanı seçiyoruz ve artık son ayarları da yaptıktan sonra Google Asistan Launcher'ı telefonumuzdaki yeni ana ekran uygulaması olarak, uygulama başlatıcısı olarak kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi Google'ın Nexus cihazlarında sunmuş olduğu ana ekran uygulaması, uygulama başlatıcısı cihazımıza geldi. Eğer dilediğimiz zaman normal ana ekran uygulamasına dönmek istersek yapmamız gereken şey ayarlara girmek ve burada ilerleyip ana ekran seçeneğini bulmak. Ana ekran sayfası içerisinde görmüş olduğunuz gibi iki farklı ana ekran uygulama seçeneği var. Buradan cihazımızın varsayılan uygulamasını seçiyoruz ve daha sonra gördüğümüz gibi ana ekrana geri döndüğümüzde ilk başta bulunan ana ekran uygulamasının yüklendiğini görüyoruz. Nasıl yapılırdan bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.